Merhaba Aydın, merhaba Ebru, merhaba Mustafa. Merhabalar. Aydın, merhaba Ebru, hoş geldin. Hocam seçimler geliyor. 14 Mayıs olduğu artık biraz kesinleşmiş gibi gözüküyor. Burada demek ki Konda'ya büyük iş düşüyor. Ama biz hala çok fazla bir şey ölçemiyoruz. Çünkü ne muhalefet... Ne zaman ölçtünüz ki zaten diyebilirim hocam. Hayır yani seçim sonucu şu olabilir noktasında değiliz. Çünkü muhalefet henüz bir aday çıkartmış değil. Tamam herkes Kılıçdaroğlu olacak diyor ama henüz bir araya gelmiş uzlaştığını kesinlikle göstermiş bir ittifak yok o tarafta. Bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olması hasebiyle birçok düğmeye basıyor. <laughs> Toplumu o biraz küstüğü seçmenini bir araya toplamaya çalışıyor. Kendine çekmeye çalışıyor. O yüzden o aday çıkmadan bu programın yayınlanana kadar büyük bir ihtimalle o adayı açıklamış olmaları gerekiyor ve bütün denklem ondan sonra değişecek diye düşünebiliriz esas seçime kadar oynanacak oyun o noktada belli olacak. Peki vakit kısa mı? Araştırmacı kimliğinle soruyorum. Çok kısa. Çok kısa. Çünkü toplumsal değişim, fikir değişimi çok hızlı olan şeyler değil. Tamam büyük bir ihtimalle aday çıkartıldığı zaman bir sürü devinim olacak. Ama gene de işte bizim hep en offside'de kaldığımız durum o ya. Bir şeylerin hızlı değiştiği durumlarda onun araştırmanın hatasından mı olup olmadığını anlamak çok güç bir şey. Onun gerginliğini yaşayacağız önümüzdeki günlerde, aylarda. Mayıs 15. Yani Mayıs 15. Yani 3,5 ay var. Biz o zamana kadar Muhtemelen yani hani yapabildiğimiz kadar araştırma yaparız ama yani maksimum 5 araştırma yapacağız ve onların serisine bakacağız. Nasıl geliştiğini anlamaya çalışacağız. Tahminde bulunacağız. Şu anda kararsızların oyu Hala 3'te 1 o yüzden. O, yani aday belli olmadan yani çünkü adayı beklediğini belli... L'den, onu sorduğumuzda onu söyleyen bir sürü denekle karşılaşıyoruz. Oranı çok yüksek. AK Partili olup da Erdoğan'a yakın olup da muhalefetin adayını bekleyen de bir %15'e yakın bir, bir kesim var. Öteki tarafta da zaten o adayı bekleyen bir kesim var. Dolayısıyla o adayın belli edilmesi hikayeyi değiştirecek. Bu aday konusu niye bu kadar gecikti? Sonuçta Kılıçdaroğlu olacağı belli. Uzlaşmak kolay bir şey değil. Geçen programda da konuştuk. Yani ya. uzlaşma sorunu mu var diyorsun? Büyük ihtimalle öyle var. Baksana yani uzlaş... Çünkü biraz söylemlerine de bakıyorsun. Yani evet ufak ufak böyle orada bir şey diyorlar, burada evet aday diyorlar, destekleriz diyorlar. O onu destekleriz diyor. Oradan kulağa bir şey çalınıyor, o köşeye yazarı bir şey yazıyor ama yani uzlaşıyorsanız arkadaşlar gelin ...toplumun karşısında uzlaştık deyin. Uzlaştık demek çok basit bir şey. Öyle hani çok sağa sola çekilecek bir şey değil ki. Bu 6 aydır ama debelenmelerinin gerekçesi olarak isimdeki uzlaşıdan ziyade... ...kim gelirse gelsin sürdürülebilir bir demokrasi ve anayasanın maddeleri üzerinde... ...uzlaşmaya çalışıyoruz diyorlar. Çok güzel. Gerçekten samimi olarak öyle bir durum varsa. Bu çok memnun edici bir gelişme ama toplum böyle hissetmiyor. Hissediyor mu yani? Hiç öyle bir gelişme kaydetmiyor. De, bize değil evreye bakmasını nasıl <laughs> evet. açık? Toplum evet. olarak <laughs> hayır diyorum burada toplum adına. Az önce dediğin gibi zaman kısa. Tüm andaki... bu hikayede bu yeni seçim kanununa göre seçim yapılacağı için yeni seçim kanununda ittifak olarak barajı geçmeleri lazım. Yani bu ne demek? Özetle o altılı masa ya da o ittifaka daha başka nereleri girecekse de girsin. O 600 kişilik milletvekili adayı listesini o altılı masa bir araya gelip belirlemesi gerekiyor. Çünkü orada bir sürü hikaye var. Grup kurmak için 20 milletvekili edinmesi gerekiyor. Gelecek partisi 20 milletvekili talep edecek mi? Deva 20 milletvekili talep edecek mi? Bu tip çatışmalar olacak mı o? oralarda nasıl uzlaşılacak uzlaşılacak tamam. çok mesele var ve zaman çok kısa bakalım neler olacak peki niye o kadar ucuna kadar getirip bıraktılar. Ben temelde esasında bugün de biraz bahsetmek istediğimiz konuya bağlayarak uzlaşma kültürü olmaması ve uzlaşma kültürü de negatif kimliklenmeden beslenemeyen bir şey. Ne demek o? Yani sen AK Parti'yi Erdoğan'ı beğendiğin için AK Parti'ye oy veriyor değilsin. CHP'den haz etmediğin için, İyi Parti'den haz etmediğin için Erdoğan'a oy veriyorsun. Negatif motivasyon. Bu çok etkili. Bunun sebebi de işte hani popülist tavırın çok artmış olması. Dünyada da, Türkiye'de de. E zaten özellikle Gezi Parkı'ndan sonra Erdoğan'ın ve iktidarın söylemi de tamamen buna bağlandı. Yani bunlar lafı hep kulağımıza çalınır ya. Negatif kimliklenme üzerine kendisine destek vermeyeni kötülemek üzerine bir politika başlattı. İşte orada karşı taraf yani Erdoğan bunu yaptıkça karşı tarafta aynı oyuna girdiği zaman Erdoğan'a karşı bir negatif kimliklenme çalıştırmaya gayret ettiği zaman kendi seçmeni içinde esasında bu gene Erdoğan'a yaramış oldu. Çünkü o oyunu başlatan o. Ama bir taraftan da muhalefet de kendisi de popülist kalmaya çalıştı popülist hale geldi bütün bu süreçte. Yani Erdoğan sadece popülist bir lider olmadı. Aynı zamanda karşısındaki liderler de popülist hale geldi. Onlar da negatif kimliklenme. Çünkü popülist bir liderin karşısında sen de popülist olmak zorunda kalırsın. Evet. Olmayabilirdik. Biraz bence Kılıçdaroğlu biraz ufak ufak sanki ben negatif kimliklenme üzerine oynamayacağım deme bir hali var son zamanlarda gibi bir hissim var. Belki de hani o bir olumlu bir durum olabilir. O yüzden de muhalefet tarafındaki siyasetçiler de popülist oldu. Popülist olmak ne demek? Kırmızı çizgilerin oluşması demek bir noktadan sonra. Kırmızı çizgisi olan insan bir masaya oturamaz ki birisiyle. Uzlaşma Kırmızı çizgin olmadan, o konuyla ilgili sabit fikirlerin olmadan masaya oturunca becerebileceğim bir şey. Ülke yönetmek de çok kapsamlı bir şey. Onun hakkında uzlaşmak gerçekten zor. Peki net soru net cevap. Şu anda durum ne? Şu anda durum başa baş. <laughs> yani o üçte bir kararsızı bir kenara çıkartırsan... Cumhur İttifakı'nda olan AK Parti ve MHP'nin oyuyla diğer o altı partinin onları toplayınca... Neredeyse ikisinin arasındaki fark araştırma hata payı içinde kalıyor. Bu çok riskli değil mi? İki taraf <laughs> içinde. Yani Tabii. Şey demiyorum. Ama işte böyle bir durumda iktidarda olanın avantajı olduğunu da gözetmek lazım. EYT Ama... tuşuna basın. <laughs> Mesela. Beraberlik... Asgari ücreti çok iyi arttırdı. Asgari ücret tuşuna da basın. Aynı anda EYT'ye iki kere basın. Ya Tabii ki düğmeye basacak. Öteki tarafta düğmeye basan olmazsa. E, karşılıklı gol var ve iki buçuk gol altı o zaman. <laughs> Futboldan anlamadığım için yorum yapamayacağım tabii de. Peki bugünkü konumuza gelelim. Bugünkü konumuz işte buna bağlı. Uzlaşamama biraz kırmızı çizgi koyma. Karşısındakini kötü bir pozisyona koyarak siyaset yapmanın dayandığı bir şey. Neden uzlaşamıyoruz gibi bir şey aslında Evet çok oraya bağlı ama biz esasında bugün birazcık da eğlenceli olduğu için bu popülist tutumun o tip liderlerin beslendiği komplo teorilerinden bahsetmek biz istiyoruz. Biz de biraz popülist davranalım ve... Evet biz de popülist <gülüyor> davranalım. <gülüyor> Türkiye insanını biz de komplo teorilerine bakışından gömelim çünkü bütün toplum komplo teorilerini... Hemen bakalım yapmış. o zaman harika sorular hazırlamışsınız. Evet 2018'de yaptığımız bir araştırmadan sonuçlar bunlar ama aynı araştırmada popülist tutuma ilişkin de sorularımız var. Toplumun popülist tutumu değişiyor değil. Yani aynı oranda kalıyor. Üniversiteliler tabii ki komplo teorilerine eğitimsizlere göre daha az inanıyor. Ama üniversitelilerin de yarısı... inanıyor. 2018'de yaptığımız araştırmada o günlerde kulağa çalınan bir takım komplo teorilerini kullandık. Yani bunlardan bir kısmı çok hani ezelden beri kullanılan hani dünyayı üç aile yönetiyor. Beş ee, beş. Beş, 5, pardon. 5 ha, 5. <laughs> Hangi 5 onu ben de bilmiyorum ama. Peki, ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Kontrol sorusuymuş. Türkiye evet. nüfusu 80 milyonun üzerindedir. Halkımızın %87'si Türkiye'nin nüfusu 80 milyonun üzerindedir. Demiş. O günlerde Demiş. de yaklaşık... Geriye 7, kalan %13, %13 ne yapıyor bu arada peki? Ulan bunda bir bit yeni var. Böyle <laughs> aynen, soruyorlar aynen. ama... Aynen öyle. Şaşırtmacalı soruyorsunuz. %1 civarı kesinlikle yanlış diyor mesela bunu. Ama ne düşündüğünü bilmiyoruz tabii ki. Peki, bir sonraki soru çok güzel. Okuyayım. PDO'lu tohumla bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar. Kaç kişi? kişi evet demiştir buna. Evet, Halkımızın evet, yüzde <laughs> GDO. Halkımıza e, GDO nedir diye sordunuz mu? O yüzde kaç acaba? Yok, GDO bilinen bir şey canım. Genetiği değiştirilmiş Yok, ama organik. ama bir dakika abi şimdi nüfusun yüzde 80 milyon konusunda şüphedeyse GDO. Gelir düzenleme <laughs> ofisi de olabilir o çünkü. Hayır orada neticede onun parantez içinde genetiği değiştirilmiş ürünler ...gibi bir açıklaması yapıyor hakikaten. Doğru, doğrusunu söyleyeyim benim beklediğimden düşük çıktı. Niye? Yani yüzde falan beklerdim ben. Kısırlaştırmaya çalışıyoruz diyen evet. oranı mı? Yüzde da kötü Gerçi oran şey değil ama biraz daha kendimizi geliştirmemiz de lazım. <laughs> bu soruyu kim buldu? Niye kısırlaştırma yani? Hayır canım bu çok söylenen bir... Tabii. Kısırlaştırmak Aa. Türk milletinin, <laughs> Türkiye insanının, Türkiye erkeğinin <laughs> yani <en korktuğu. gülüyor> bir, bir problemi abi. Niye kısır? Yani hani 70 yaşındaki dede de bundan korkuyor Oğlum mesela. MHP, yani MHP söyledi bunu zaten defalarca söylendi bu. Netflix falan da aynı konjeni evet, evet parçası. Evet evet ya şimdi şöyle burada şunu düşünmek lazım. Dünyayı 5 aile yönetiyor, o bunu kıskanıyor, Lozan'ın gizli maddeleri var ya da GDO kısırlaştırıyor gibi hikayelerde biraz rasyonel düşününce çok saçma laflar olduğunu zaten algılıyor. Birilerinin dünyayı kısırlaştırmasının nedeni ne olabilir? Bunu nasıl beceriyor olabilir? Bu kadar büyük milyarlarca insanın yaşadığı sosyal medya diye olan bir şey, her yerde kameraların olduğu bir dünyada bu kadar gizli operasyonlar nasıl yürütülebilir? Zaten imkansız. James Bond filmi mi çeviriyorsun abi? Hani benim çocukken bile James Bond filmlerinde en dehşete düşüren şey oydu. Dağın arkasında bir yerde bir hava alanı var, önünde de denizaltı var ve oralarda üniformalı falan filan binlerce insan çalışıyor. Hani ve bu bütün gizli operasyon dünyayı ele geçirme operasyonu ve bu gizlenebiliyor. Şimdi o zaman çocukken bile baktığında bunun ne kadar irrasyonel bir durum olduğunu görüyorsun. Yani abi bunu nasıl gizleyebilirsin ki? Burada da öyle hikayeler var. Mesela Loza'nın gizli maddeleri hikayesi. Abi buna nasıl inanabilirsin? Ayrıca hadi inandık. Bana ne bundan 100 sene evvel iki adamın sağda solda yaptığı, gizlediği bir anlaşmadan. Kim mi ilgilendiriyor olabilir bu? Dinleden 100 sene Aydın evvelden be. hayat <laughs> Aydın Bey. Halkımızı kısırlaştırmak istediğimiz. He gömeceğim dedim görüyorsun falan. 5 <laughs> <Beş> aileden biri. <laughs> Kısırlaştırmada Bu... neden biz? Yani biz Türkiye... Bütün Şurdur. dünya. Sen Mustafa'cığım takip etmemişsin. Lütfen yani, biraz Bütün dünyayı teorilerin. kısırlaştırıyoruz ama işte MHP'den çıkan bir söylem olduğunu söylüyoruz ya. Yani Türkiye'de daha fazla yaygınlaştırının esasında MHP'liler olduğunu. Burada <laughs> benim ilgimi çeken <laughs> şu oldu. Bu arada Mustafa komplo teorisi böyle. Yani dünya nüfusunun azaltılmaya çalışıldığı iddiası var. Evet aşıda da kısırlaştırmada yani komplosuna inananların aşı konusunda pandemide ölçtüğümüzde Bu kısırlaştırmayı iş, dert ediyorlar. İsviçre'de yani. toplanıyorlar. Diyorlar ki arkadaş. Arkadaşlar elimizde ne silahlar var? Netflix, GDO bunların hepsini birden ateşlemek suretiyle. TRT'deki dizilere falan da bakarsanız <laughs> hep böyle bir yerde bize karşı bir araya gelmiş bir düşman figürü oluşturuluyor. Şu ilgimi çekiyor sizin sayılarınıza bakıyorum da bir yandan. GDO'lu tohumla kısırlaştırmaya çalışıyorlar mı? Şimdi kesinlikle katılmıyorum diyen %6.6. Buna evet. at. Katılmıyorum diyen %11.4. Katılıyorum diyen %36. Kesinlikle katılıyorum diyen %23. İdealde bunun cevabı şu olmalı. Ne katılıyorum ne katılmıyorum çünkü bilmiyorum yani aslında ilmi olarak elinde bir kanıt yok böyle bir şeye evet. inanmak için. Evet gelişmiş yani... bir toplumda bunun çok yani, daha evet, fazla ben, ne bileyim ki, lan ben bilmiyorum. cevabı olması evet, lazım. Bilmiyorum demesi lazım yani. toplumumuzda bu %22'de kalıyor asıl sorun burada bence. Bunlar da CHP'li işte. <laughs> Hayır CHP'li büyük ihtimalle kesinlikle katılmıyorum diyordur diye düşünüyorlar. Ee, ya şeyler da... de hiç fark etmiyor bu arada ne eğitim durumu ne siyasi tercihi ne yaşı bu evet. soru da oynamıyor. %60 civarları atıyorum mesela lise altı mezunların 60'ın üstünde diyor da üniversite mezunların 55'i katılıyor gibi. O ee, kadar. yalnız bak olmuyor. senin dediğini eğitim verisi sayta çıkart. Buna ne doğru ne yanlış deme. Yani bilmiyorum deme hali eğitimli de ve eğitimsiz de birebir aynı. İşte o ilginç. Dolayısıyla işte sorsan öyle olmayacak mı mesela. Ama onu da şöyle yapmak lazım. Bu bilinmeyecek bir şey de değil. GDO'lu tohumların bir kısmı birilerini kısırlaştırıyordur falan filan. Böyle bir argümana katılabiliriz ve böyle bir argümana ben de bilmiyorum diye cevap verebilirim. Ama birileri durmuş orada da birilerini kısırlaştırmaya çalışıyor falan. Yani buna nasıl inanabilirsin? <laughs> böyle büyük bir organizasyonu yapamazsın. Oradan girmek lazım. Abi ayrıca ben beş yıllardır hani bütün dünyadaki problemlerin çözümü insan nüfusunun azalmasında der. Ben yapıyorum evet açık <laughs> Arkadaşlar, hayır. <laughs> bu örgütün başı benim. Buna <laughs> hepimiz katılıyorsak ve birisinin böyle bir komplo teorisi varsa doğru ya da yanlış hedefi ya, ilk programdan İyidir. beri bir toplumun şekillendirilemeyeceğini çünkü çok büyük olduğunu ve çok büyük bir oyun olduğunu söylüyoruz. Burada da öyle bir şey. Bu kadar büyük bir oyunu kimse oynayamaz gizleyerek. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi buna gayret ediyorsa bu. Eninde sonunda bir yerden pırtlar. Kanıtları çıkar ortaya. Yani sadece WhatsApp gruplarında Aa, şu şöyleymiş, bu böyleymiş gibi laflardan, dedikodulardan bahsetmiyorum. Bu çıkar zaten ortaya. Ama ben ortaya. sana şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki. Evet söyle. Olacaksın. Aslında bunun kendisi komplo. Aslında şunu görüyoruz bu sonuçlardan. yüzde %60 ikna edilmiş buna. Şunu hiç düşünmüyor herifler. Bu da bir komplo olabilir oğlum. Seni buna inandırma komplosu olarak bu Hı -hı. öbüründen daha başarılı. Çok doğru. <laughs> Hayır şöyle komplonun zaten hani literatüre baktığınızda komplonun çıkış noktası genelde egemen güç oluyor. Evet. Yani egemen güç o lafın başında bahsettiğimiz negatif kimliklemeyi yapmak için de kullandığı bir enstrüman esasında komplo teorisi. Evet. Komplo teorisi biraz tam şeye benzetmek lazım. Göle maya çalmak gibi bir şey. Evet. Ama, ama tutmuş işte onu diyorum. Tabii ama kim bilir ne komplolar var tutmayan. Bunlar tutanları. Yani Beş Büyük Aile hikayesi de öyle. Beş Büyük Aile'ye kaç kişi inanıyor? Dünyayı Beş Büyük Aile yönetiyor sorusuna. Halkımızın verdiği cevaplar. Halkımızın yüzde 47 buçu diyor ki dünyayı evet 5 büyük aile yönetiyor. Yani yarısı aşağı Yalnız yukarı. burada düşük performans vermişiz. Biraz daha dikkat lütfen. Ama yüzde 30'u da 29'u da ne katılıyorum ne ya Olabilir. Hani şey açık kapı var orada. Mesela bu büyük demiyor. bir ihtimalle şimdi öyle hatırlıyorum ama emin değilim. Ama tahmin ederek de öyle olduğunu iddia edebilirim. AK Partililerde daha, daha yüksek. CHP'lilerde en düşük. Bu demin dediğimiz gibi egemen gücün yaydığı bir komple olarak tarif edebiliriz bunu. Çünkü evet. böyle diyerek ne yapmış oluyorsun abi? Beş büyük aile yönetiyor. Konsolide Demek ki benim iktidarımın evet. bir takım beceriksizliklerinin sebebi orada. Ha, beş evet. büyük aile yönettiği için böyle oluyoruz. O da çok kolay çürütülebilir bir şey. Yani Ben hep şey diyorum. Tabii o beş büyük aile var ve dünyayı yönetiyorlar. Ben anlamıyorum. Tamam mı? Anlayamıyorum bile yani bunu. Onların yönettiğini. Bunu kotarıyorlarsa lütfen devam etsinler. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ben ya, daha... de şeyi soracaktım. Altıncı aile budur roman ediyor. Succession Roy ne adamın abi? Ay çünkü gerçekten 5 aile ise hani bir 6 ve 7 hatta 8 ve 9. İşte aileler de bir kısmı GDO'lu tohumla ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya şey demek istiyorum yani iktidar hiçbir zaman o kadar konsolide edilemez ki abi. Tabii. Yani 5 aile 5 dediğin zaman hakikaten 6. aile ne oluyor lan bizde? Mesela bir takım sektörlerde çok büyük oyuncular var ve onlar hakikaten hani ne bileyim demirin fiyatını mesela işte Almanya'da öyle bir firma var ki dünyadaki ki demirin fiyatını müdahale edebiliyor. Tekel bu. Gücü var, o kadar Hı -hı. gücü var. Ama hani bu gücü tamamen sürekli kullanıyor ve bütün mekanizmayı o yönetiyor falan hikayesi biz çok olarak YouTube'u idare ediyor muyuz Mustafa? Yok, ona başlamadık ama <laughs> Türkiye olarak mesela dünyadaki bütün kına piyasasını biz elimizde bulunduruyoruz. <laughs> Ciddiyim. Yani biz mesela onunla ilgili bir şey yapmak istesek <laughs> dünya çöker. Buna edelim. gerçekten bu programda girmek istemiyorum ama öğrenmek <laughs> evet. istiyorum konu ne. <laughs> bu da ilginç bir soru. Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacak bu tabi araştırma 2018'de yapıldığı için olmuştu. Bugün bakıyoruz 2023'teyiz. Cevap hayır. <laughs> 2018'de siz bu araştırmayı yaptığınızda bu soruyu sordunuz ve aldığınız oranları alalım. Katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenlerin toplamı 37,5. Aslında burada halkımız belli bir şey göstermiş. Evet, diğerleri <laughs> kadar şey. <laughs> ama 2015 büyük aile değil. <laughs> Sonuç geldi. Ülkemiz şu anda 23'müş geçen iki sene önce 19'muşuz. Dolayısıyla 20'nin de altına düşmüşüz. Dediğimiz gibi yani Zaten ilk ona zıplamak gerçekten hayali bir şey. Tamam bunu toplumu geneli çok bilmiyor olabilir. Yani çünkü ekonomide o da bir bilgi. Yani A ekonomide öyle pat diye zıplanmaz. Hani ne kadar iktidar ya da siyasetçiler bunun tersini iddia etmeye çalışsalar da... ...yani biz çok hızlı bir gelişme kaydedeceğiz. Orada petrol bulacağız, burada bunu yapacağız falan filan. Ama toplumda birazcık öğrenmiş durumda ki bu öyle patır kütür hızlı Aydın. hızlı olan bir şey değil. Bir şeyi merak ediyorum. Süper bir öneri yapacağım size. Yarın Hı. çıkın. Evet Diyin ki 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağız. Yani bu soruyu tekrar sorun. Evet. Ama 2023 olarak sorun. Evet. Ben sonuçların çok değişeceğini zannetmiyorum. O Tabii. şu anda kendini onun büyük ekonomide zannetme halidir ki hele şu günlerde hiç sanmıyorum ya <laughs> doların Ama 18 ben, liranın üstünde işte, olduğu günlerde. Ama şöyle şunu demek istiyorum. Aslında demin konuştuklarımızla da ilgili yani öyle bir dünyadayız ki hani çok beylik bir laf ama algılar çalışıyor ya. Ben ona inanıyorsam eğer hani ben ya diyelim ki AKP'liyim ya da CHP'liyim fark etmez. Bunu tarafsız olarak söylüyorum. Olmayacağına inanıyorsam bir şeyin o olmamış olsa da önemli değil benim için. <laughs> ya da olacağına inanıyorsam anlatabildim mi? Yani fark etmiyor abi 2023'te olacak mıymışız şey sorusu. Yani, yani sorsan yarın acaba %35 yine evet der mi? 37,5'muş. Hayır canım o ekonomiyle ilgili algı Ak Partililerde falan da inanılmaz. Hiç e, dinlemiyorum tabii canım. Ama yani şey işte göreli düşüyor. Şey, şey, ya bak şöyle bir şey. Muhalefet bu soruda tabii, çok ayrışıyor tabii. tabii. Ki. Bizim moral endeksi diye bir şeyimiz var. Her ay insanlara önümüzdeki 3 ay Türkiye'de ekonomik kriz bekliyor musun diye soruyoruz. O tabii ki tahmin ettiğiniz gibi son 2 yıldır inanılmaz artıyor. %80 dediği olduğu insanların. O Ak Partililerde tahmin edeceğiniz gibi daha düşük bir oran. Onların da %40'ı atıyorum, atmıyorum, %40'ı. Türkiye de ekonomik kriz bekliyor. Ama sorunun cevabının trendi AK Partililerle paralel yürür. Diğer seçmenlerde. Yani arttığı indiği zamanlarda AK Partililerin kendi bandında artar azalır. Paralel yürür. Bu ne demek? Onların da o, öyle bir duyarlılığı var. Tabii ki onlarda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ekonomi politikasını beğenme ve onu destekleme eğilim var ama bir şeyleri de ekonomik olarak yapamayınca eksik kalınca onlarda da Aa, ekonomik kriz geliyor. Öyle hissediyorum. Hali oluyor. İlker'in sorusuna cevap veriyor. Hayır o %35 bayağı düşer. Ben Her denemeden buna inanmam kardeşim. Erdoğan Olur. zaten ilk Başka defa... parametrelerden çok düştüğünü biliyoruz. Büyük bir ihtimalle Hı -hı. bu da düşer. Bir başka soruyla devam edelim. Oo bu benim sorum. Bunu ben okumak istiyorum Mustafa. Çok. Almanya 3. havalimanımızı kıskanıyor. Bu soruya halkımızın verdiği yanıtları Ebru Hanım'dan alıyoruz. Buna katılma oranı %48. Kıskanıyor. Sokağa çıkıyorsunuz, iki kişiden birini tutuyorsunuz ve o buna inanıyor oluyor. Bunu Almanlara <laughs> sorabilir miyiz yani? Ya. Konunun muhatabı Almanlar <laughs> burada yani. Evet. Hani... Bu havaalanının açılı yıl olmalı. O evet. yıl 29 2018. Ekim'de açıldı. Evet, 2018. Yani çok yeni sorulmuş. Ama sorunuz. siz de en şaşalı zamanında tabii sormuşsunuz. Tabii tabii yani tam kıskanılacak bir Ya zamanında kıskanma sordum. hikayesi tabii Erdoğan'ın birebir de telaffuz ettiği bir konu. Yani Almanlar hmm. özelinde değil ama hani kıskanılan bir şey olduğunu dünyada iddia etti. Ve bu hani AK Parti ve onlara daha destek veren medyada çok kullanılan bir söylem oldu. Yani birazcık tabii siyasi pozisyonla da ilgili bir şey. AK Partili seçmenlerin %70'i Almanya 3. Havalimanı'nı kıskanıyor diye düşünüyor. Ee, CHP'lilerde havaalanımızı Almanya kıskanıyor deme oranı %18. Çok çok düşük yani, değil. <laughs> şöyle bak olaya AK Partililerin %30'u <laughs> bu lafa ciddiye almıyor inanmıyor. CHP'lilerin de beşte biri neredeyse bu lafa inanıyor, satın alıyor. O nasıl A oluyor? Onlar nerede yetiştirilmiş? CHP'liler yani? E GDO'lu mu verdiniz onlara? Hayır, ne e yaptınız? E şimdi biz belli bir dönem <laughs> şu anda kendi aramızda kutuplaşmış gibiyiz ama bir aralar çok daha içe dönük bir ülkeden kalma alışkanlık bu. O zamanlarda dış mihrak konsepti bizim için çok yaygındı. Dış mihrak hikayesi CHP'lilerin de bünyesinde var. CHP'liler arasında da mesela Recep Tayyip Erdoğan bir Amerika projesi. Amerika Hı getirdi. Amerika götürdü falan böyle tuhaf da şey ya yani Ekrem İmamoğlu için de proje falan dediler. Herkes için bir proje <laughs> derler. Yani oğlum bize diyorlarmış ya. Bize Amerika. kim fonluyor Flu TV Hı -hı. diyorlarmış yani. İşte bir takım, yani, inanılmaz yani, bir şey. Hani, <laughs> Flu TV üzerinden Türkiye'yi değiştireceğini ummak hani e, gerçekten güzel bir komplo yahu. <laughs> Bu şey yönetemeyen 83. ailenin Ben eğer eğer Şu böyle açabası. eğer böyle bir şey varsa ben buradan coşarım. Türk milleti, <laughs> Türkiye insanı. Bakın falan diye böyle. Ya bari bir Gain'e gidin, bir Netflix'e gidin, bir şey yapın <laughs> yani. Ya tabii bunları işte inanmamak çok kolay. Beni de <laughs> şaşırtan bu. Ama bu söylem siyasetin söylemi. Türkiye içinde değil, dışarıda birilerini kapatmaya çalışıyor. Onları negatif kimliklemeye çalışıyor. Çünkü niye Almanya'yı örnek gösterip Türkiye'de bir takım şeyler ne kadar rezalet diyorsun? mesela muhalefet tarafından onu da kapatmış oluyoruz. Bu negatif kimliklenme biraz topluma, siyasetçiden geçen bir şey. Son zamanlarda da dünyada da gelişen bu popülist lider hikayesi Türkiye'de de karşılığı var. Ama ben bunun böyle şey gibi düşünüyorum dünya tarihinde. Mum sönerken böyle bir alev alır ya. Yani hmm. lider konseptinin, lidercilik meselesinin Sen biteceğini inanıyorsun. Biteceğini yani biz görmeyiz ama... Şahsi, şahsi inançlarınızla ilgilenmiyoruz Aydın Bey İstiyorum. <laughs> Wishful thinking. Şimdi <laughs> bu ötekileştirmede iki tane ana konu var ya bir Türklük bir Müslümanlık üzerinden. Kırım Kongo oluyor bizde hatırlarsanız. Bakan çıkıyor diyor ki... İsrailli turistler getirdi. Hı hı. Kuş göçünde abi Gaziantep'e bir tane kuş düşüyor. Burnunda bir problem var diye. Bunun İsrail kuşu olduğunu Tarım Orman Bakanı açıklıyor. Bir sonraki sene Elazığ'da kerkeniz bulunuyor abi. Onun da bir casusluk faaliyeti için gönderildiği düşünülüyor. Yetmiyor. 2018'de bizim o zamanki başbakanımız Erevizyon'un İsrail'e kazandırılmasının sebebinin bir sonraki sene Kudüs'te yapılması için olduğunu Kim o söylüyor. Kim zamanki Bineli Yıldırım yanılıyorsan? Ya siyasetçi bunu kullanıyor. Yani şimdi bunun bunlar ben hiçbirisini çok hatırlamıyorum açıkçası. Demin de konuştuğumuz gibi komple teorisi göle maya çalmak gibi. Bir sürü şey söyleniyor, bunların bazıları tutuyor. Yani bir tane AK Parti milletvekilinin matematikle ilgili böyle bir söylemi var. Yani matematiğin insanlığın karşısında bir şey olduğuna dair bir söylemi bile var. Yani bunların ne kadarı tutar, ne kadarı tutmaz, karşılık bulur? Evet, biraz etkiliyor toplumu. Toplum biraz toksik hale, zehirli hale getiriyor. O yüzden de şu anda artık bu negatif kimlikten bir hikayesinin bitmesi gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Toplumu çok zehirli hale getiriyor, birbirine düşman hale getiriyor. Halbuki şu anda bu toplum, hani o gelişmeden bahsediyoruz kaç zamandır, o, o gelişmeyi referans alıp onun üzerinden uzlaşması gerekiyor. Kendi siyasi bagajlarıyla değil. Çünkü zaten bir sürü karmaşa yaşamış, problem yaşamış bir millet. Göç de yaşamış üstüne. Biraz uzlaşalım, biraz bir, serbest kalsın insanlar. Bir şey... Esas meselesi gelişim ...gelecek olsun, senin siyasi bagajın değil... ...senin kırmızı çizgilerin beni ilgilendirmez diye besin ...bu toplum siyasetçisine biraz yani. Bunu Devlet Bahçeli'ye şahsen anlatmanı <laughs> rica edeceğim. Bir şeytanın avukatlığını yapacağım. Çünkü yorumlarda yazacaklar. Biz daha önce komplo teorisiyle ilgili çok yayın yaptık. Hı -hı. Şunu söylemek lazım tabii ki. Yani bir şeyin olmaz gibi görünmesi... ...onun olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani evet. şunu demek istiyorum. GDO'lu ürünlerle insanları kısırlaştırmak mümkün olabilir. Evet. Yani bunu biz kategorik olarak reddedemeyiz. Çok teorik olarak mümkün. Ben işte... B Mümkün yani olduğunu düşünmüyorum ama hayır çok di, tabii büyük ama, organizasyon dediğim o yani şimdi bunu böyle ezbere biz reddettiğimiz zaman altta şöyle yorumlar çok oluyor aptal elifler şu şöyleymiş bu böyleymiş yani Abi çok garip bir çağda yaşıyoruz ya. Çok fazla bilgi dolaşımda ve bu bilgilerin bazıları doğru, bazıları yan Çoğu yanlış. Ama olabilir. Yani bu şey gibi hep söylüyorum. Richard Dawkins'in Satürn'ün halkalarındaki çaydanlık öyküsüne benzer. Yani Satürn'ün halkalarında bir çaydanlık olsaydı, evet. var dese birisi, biz bunun olmadığını kanıtlamak için oraya gemi göndermiyoruz. Çok pahalı olacağı için. Ama bu farklı <laughs> bir şey. Bilim bazı şeyleri çok net tarif ediyor. yani Bu arada ben o GDO'yla da ilgili çok okudum ettim. O konuda da bilim insanları da ikiye ayrılmış durumda. Yani kısırlaştırma değil değil ama bu zararlı, zararlı mıdır değil bu. midir çok tartışılıyor. Henüz bir zararı bilinmiyor. Burada tartıştığımız konu GDO'nun bir zararı vardır, değil, kısırlaştırır değil, değil. Ama Bunun şu... bir gayret olması birileri evet. tarafından en basit tarifi. Tamam GDO konusunda haklısın ama mesela dünyayı 5 aile yönetiyor konusu da çok subjektif bir konu. Yani O da imkansız. <laughs> tabii. O da ama imkansız. Böyle reddetme işte onu diyorum. Böyle reddettiğin zaman karşı tarafı haklı çıkarma ihtimalin oluyor. Gelsin birisi anlatsın o zaman bana o 5 aileyi ve neye göre yönetiyorsun? <laughs> Oğlum, anlatsa dünyayı? inanacak sen dünyada dünyayı dünyayı kimse yönetmiyor ülkeleri de toplumları da kimse yönetmiyor o çok başka bir organizma abi nereye yönetiyorsun beş aile bir araya geldin yanında alevler falan filan burada ortada viskiler falan beraber bir şey mi yönetiyorsun WhatsApp bir de bir sürü, var beş WhatsApp grubu WhatsApp buluşuyor. grubunuz mu var abi oradan mı anlatıyorsun Çinle ben ilgileniyorum bu hafta falan böyle bir muhabbet mi var hadi savaş başlatalım ya nasıl ama, olacak ama bu ama hocam karikatürize ediyorsunuz abi karikatürize etmiyorum bunu söyleyenlerle dalga geçer sonuna kadar gelsin istediği yorumu yapsın böyle saçmalık yok. Böyle koyarsan her şey komik olur. Yani şunu demek istiyorum mesela Netflix'in bir ajandası var mı? Var. Var. <laughs> Flu TV'nin bir ajandası var mı? Var. var. Gain'in var mı? Var. Var. Bunu karıştırmak demin Ebru'nun dediği önemliydi işte yani tabii ki bir ajandan var benim. Evet. ...senin de var evet. konda olarak. Evet Zaten bu varlığının bir parçası yani. Tamam senin. burada mesele cehalet. Neden evet. cehalet? <laughs> Çünkü Flu TV'nin ne yaptığına baksan... ...zaten Flu <laughs> TV denen şeyin başında... ...bir 15 dakika geçirsen... ...o senin dediğin ajandayı anlarsın. Keza Netflix'i seyredersen de o ajandayı anlarsın. Netflix'in ajandasını ben biliyorum manasına demiyorum. Yani çok genel bir şeydir. Kondanın da duruşunu zaten anlamışsınızdır şimdiye Tabii kadar. Anladık. Bunların hepsi açıktır. Sen okuyup bakmadığın için... <laughs> ...Flu TV'nin bambaşka bir ajandası var zannediyorsun. AK Parti'nin ajandası... ...ekandasını yazmıştı zaten <laughs> Ahmet Davutoğlu diplomasiyle evet. ilgili. Yani orada gizli bir şey yoktu ki. Şimdi Aydın seni öyle bir vuracağım ki burada Söyle paramparça abi. olacaksın. Bakayım. Ulan bölümlerdir sana burada aynı şeyleri söylüyorum. Bana diyorsun ki efendim olur mu uzlaşı kültürü yok toplum bilmem ne. Bakıyoruz yüzde 47'si 2023'te ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyor. Evet e, oğlum, ama o bir bu siyasi adamları... pozisyon tamam, işte. Bu Demin dediğimiz ne yapacağız? o Egemen'in yaydığı şeyi o kapıyor. İnanıyor değil. İnanmak değil ha, inanmıyor o. İnanmıyor aslında diyorsun. Senin demin dediğin gibi dursun cebimde diyor. büyük bir Peki ihtimalle. ne yapacağız biz bu insanlara abi? Biz bunu 2018'de sorduk ya. Başka araştırmalarda Türk halkının gelecek algısını da ölçüyoruz. Ve o çok kısa. Ortalaması <laughs> 4 gün. <gülüyor> 5 <gülüyor> yıl sonra ilk on ekonomiye girmek wishful thinking de olabilir. Çok olası gelmiş de olabilir. Çünkü çok uzak bir tarih olarak düşünmüş de olabilir. <laughs> evet, yani bizim gelecekte hayırlığımız gerçekten kısa. Peki bir sonraki soruya geçelim. Bu da ilginç bir soru. İstanbul boğazında 17 trilyon dolar değerinde kontoryum elementi var ama dış güçler çıkarılmasına izin vermiyor. Ben bunun Haliç versiyonunu biliyorum. Ben bunu duymamıştım evet. Biz 2011 yılına referans vermişiz bir gazete haberini ama esas video çok daha eski. Kimya mühendisliği öğrencisi birisi bu kontoryumu kendisi uyduruyor. He, i̇şte Windows'ta kon isimli dosya açılamıyor onu keşfediyor. O sırada başka komplo teorileriyle alay etmek istiyor tabii ki aslında. İşte Araplar Boğaz kıyısında yalılar alıyorlar kazı yapmak için falan gibi. Öyle desteklediği bir videodan yayılıyor. Aslında orada şey diyor 23 trilyon dolar diyor. <laughs> biz bu araştırmayı yaparken hem 2023 hem 23'te çok 23 23 gitmeyelim diye biz. 17 trilyon da diye sağladık. Trilyon yani dolardır. var olmayan bile bir şey. Peki ne kadar insan katılıyormuş? Evet da şimdi heyecanla bekliyoruz. Tırr konuştuğumuz her üç kişiden biri katılıyor. Yani o %34 bunu <laughs> mantıklı buluyor. Yani senin dediğin oran yani o ne doğru ne yanlış benim bu konuda bir fikrim yok kardeşim diyen yani kontoryum duymamış. Yani muhtemelen ki, yani bir kimya mühendisine sorsa bunu o diyecek ki ne kontoryum lan. <laughs> ha? Hayır selenyum desek yok öyle bir şey diyebilirdi. <laughs> <Tabii bilmiyorum gülüyor> yani ama. ben şimdi gerçekten bilemeyebilirim. <laughs> ben olsam hani ne bileyim ben diye geçerim ama <laughs> %38'lik %38 bir şey var. Yani. Katılıyorum katılmıyorum. Bilmiyorum <laughs> kümesi var. Onlar güzel. Evet. Ee, kesinlikle Katılmıyorum ve katılmıyorumlar yüzde 28 ama yüzde 33 evet ya dış şimdi, güçler izin vermiyor 17 trilyon dolar şimdi burada o, o kadar çok vahim durum var ki birkaç tanesini özetlemek istiyorum bir 17 trilyon doların ne olduğunu bilmeme Hı. sorunu var yani evet. 17 trilyon evet. değerinde Hiçbir şey yok dünyada büyük ihtimalle. Tabii tabii Amerikan ekonomisi falan da yok <gülüyor> yani. yani. <gülüyor> bunun İstanbul boğazında birikmiş olması ayrıca bir şeyden bayağı bir birikmiş olması yani, lazım. <laughs> hani kilogram olarak. Şimdi bunun eğitim cehaletle ilgili olduğunu düşüneceksin ama... ...üniversite mezunlarının da %27'si ha evet var diyor. Abi orada ama ben de mesela kontoryumu bilmiyordum şimdi duydum. Hiç öyle şey gibi geldi bana işte dış dünyadan uzaydan atıyorum... ...Süpermen'in gezegeninden <laughs> bir değerli maden gibi geldi bana tamam. o yüzden... Evet. Kriptonittir belki o Kript yanlış olmasın. Şimdi dolayısıyla onun kriptonit. değeri tabii yani dünyada olmadığı için çok daha büyük trilyon dolar olabilir. Ben böyle şeylere ne katılıyorum ne katılmıyorum deyip... Abi. abi ama şeyi demin anlatamadım. Diyelim ki var tamam mı? Bak evet. var diyelim kriptonit, kontoryum. kontoryum. Bunu ha. kim alacak ya? 17 trilyon doları ödeyip bunu alacak adam i̇şte yok orada ortada bir yani. Orada dış güçler <laughs> izin vermiyor boyutu da var sorunun. Yani öyle bir para var ve bir de dış güç var ki asla izin vermiyor. Evet. Veya, bir saat konuşurum bunu. Çünkü o zaman şu da olabilir. Bak çok hoşuma gitti bu fikir. 17 trilyon dolar birikmiş para var kenarda. Şunu Türklere verelim de şu kontoryumu alalım diyebilecek bir ha, güç olsa <laughs> Doğru. kırılıma bakalım. Bu az önce dediğimiz gibi eğitimle çok oynamıyor. %34'ü lise altı mezunların katılıyorum. Evet kontoryum var dış güçler izin vermiyor Üniversite mezunlarının 26'sı aynı düşünceye katılıyor. O üniversiteleri tespit edip kapatalım hemen. <laughs> Mustafa hatırlat bana onu. Eğitimin artması iyi bir şey. Canım. Ev kadınları hani ev kadınları çok daha düşük oranda bu komployu ee, kabul etmeyi Ya büyük ihtimalle hiç bilmediği bir konu olduğu için. Aferin o, öyle. O, dürüst bir Yarısı tavır. Yıksa katılıyorum, evet. katılmıyorum, bilmiyorum demiş. Peki. Ama beyaz yaka çalışanı gelince artıyor. Peki gençlerde mesela o Aa, var mı? Gençlerde o... var. Gençlerde yaş yani 49 yaş üstünün %30'u, gençlerinde %33'ü. Fark yok yani yaş. Aa çok göre. ilginç. Evet. Z evet. <laughs> Devam evet. edelim. Çok müthiş bir soruya geliyoruz. Bunu ben okumak istiyorum. Lozan Anlaşması 2023 yılında sona erecek. Şimdi bu önermeye halkımızın cevabını görüyoruz. 48 <laughs> diyor ki katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum. 2023 yılından <laughs> Ve bu da AK sorayım. Parti'nin oy potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor sanırım. Hayır canım gayet <laughs> bir sürü CHP'linin de buna inandığına eminim. Hemen söyle abi. Hemen söylesin bilgisi abi. Yani AK Parti'nin yüzde kaçı buna inanıyor? CHP'nin yüzde kaçı inanıyor? Tahmin seçim. edebilir miyim? Et. Buyurun. AK Parti'nin 67'si. 62. Bravo. CHP'nin yüzde 28'i. 33. Ya. Yani her 3 CHP'liden birisi Lozan'ın maddelerinin 2023'te değil. Şimdi bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu konuşalım ilk Ama benim yani yani buna yok abi böyle var bir şey, abi. böyle bir şey olabilir mi olabilir muhabbeti Kesinlikle yapmayın. Onun önünü keselim. Şimdi şöyle <laughs> bir şey arkadaşlar. Her şeyden önce 100 sene evvel İki kişi girip de şu odanın içinde aralarında ne anlaşma yaptığının ve bunu hiçbir yere göstermeden hiçbir yere teyit etmeden hiçbir yere kayıt altına almadan bunu yapmalarının zaten kimin üzerinde ne etkisi olabilir? Kim bunu takmak zorunda? Böyle bir şey yok. Yani bu zaten baştan ihtimal olabilirdi ama falan yok öyle bir şey ya. Bu ama Nasıl bir dakika, olabilir bir yani? dakika gizli madde şimdi bir dakika abi Lozan anlaşması geçerli hala. Evet yani geçerli. Bu dediğin oradan çöküyor zaten. Yani İnönü ile girip yaptılar diye adamlar öldü diye kabul etmeyecek halimiz yok. Şeyi bilmiyoruz ki şifahi mi? Yani sözle mi sadece yapıldı? Sözle yapıldıysa zaten hiçbirimiz <laughs> ya umurunda değil. Ya o zaten değil. gitti de herhalde yani yazılı imza... olsa da yani abi senin yani o 100 senede neler olmuş dünyada. Bir sürü akreditasyon sistemleri gelişmiş. Bir yerleri kayıt altına almak diye bir şey gelişmiş. Sen 100 sene evvel böyle bir anlaşma yaptık biz aramızda. Hani bir de bahsedilen şey de o, yani ulan insanların terk edip gidip ...bıraktığı tapulu evlerini gelip ülkede alamıyorlar. Yani sen a koskoca ülkenin mi, kaderini aynen mi aynen iki tane... Mi, yalnız bu şekilde... <laughs> Şu amaçla yayılıyor ya bu. Dolayısıyla 2023'te bu zamana kadar Ay. elimizi tutanlar... Hı -hı. ...artık elimizi bırakmak zorunda kalacaklar... ...ve biz zenginleşeceğiz anlamında. Yoksa ben gerçekten şeyi bilmiyorum. Bir anlaşma yapılırken bu süreli yapılmış olabilir... ...ve o bilgi bende olmayabilir. Singapur mu, Hong Kong mu? Yoksa... El değiştirdi ya yani... Süreden bahsedilmiyor burada. Gizli Şimdi bak... maddeler vardı yine. Şimdi böyle bir şey diyemezsin. Gizli madde ha, ne? Bir de... Ozan anlaşmasının nerede neyi yapıldığı her şeyi kayıtlı bir yerlerde. Burada araya da gireyim. Ocak ayında Mustafa Şentop Top Meclis Başkanı olarak yok, yok öyle, öyle bir şey, şey açıklaması resmen de yapıyor. Tabi Tabii tabii. Yani buna hala zaten onlara inanmıyorlar. Ya gizli madde diyorum anlamıyorsunuz. <laughs> ya gizli madde evet yani gizli maddeyi. <laughs> kayıt altına almadıktan <laughs> ve kamuya açık bir yerde tutmadıktan sonra hiçbir zaman için geçerliliği yok. O gizli maddeler nedir? Onu biliyor muyuz? Yani niye ha, o? Ben ben onu bilmiyorum. Galiba bor çıkartabileceğiz. Ha, yine o aynı. önemli. Yerlerde <laughs> petrol çıkartabiliyoruz. Konu hep şeye geliyor ya, biz esasında acayip zengin bir ülkeyiz. Ama dur, elimizi duruyor. ayağımızı tutuyorlar. Tamam mı? Yani hani bu dünya herhangi başarısız bir insanın da söylemidir yani. Çok basit değil mi? Abi ben Hıcan, esasında... Çok ofansif bir şey söylediniz ya. E, herhalde canım. <laughs> Hayır canım şimdi şu söylemi duymaz mısın? Abi esasında ben ne başarılara imza atacaktım da o lise sondaki fizikçi bana takmasaydı. <laughs> çakım kader değiştiren insanlar ve olaylar vardır ama yani hani her zaman bir şeyi aşma gayreti de vardır hayatta. Şöyle yapabiliriz. Mesela biz Aydın'la anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki sen Flu TV'ye işte 30 bölüm program yapacaksın. Gizli madde oluşturalım diyorum ben. Gizli ne madde. olabilir? Ne olabilir bu? Kimden gizli madde? gizliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle kimden gizliyoruz? Evet. Evet abi. Emri abi gelmesin. <laughs> Hayır 8. bölümden sonra Ebru'yu yavaş yavaş peyderpey pey azaltalım dedik. Mesela hayır aslında olabilir. Yani şaka bir yana. 8. bölümden sonra Mustafa ile Ebru'yu atacağız dedim. Tamam bir yere o sözleşmeyi yazdı onu. Yazmamız lazım. yazma lazım yoksa Mustafa'nın görmemesi lazım ya gizli maddeye çeviririz Büyük çevirir Abi başından beri fikrim şu. Gerçekten 5 büyük aile varsa ve bunlar gizli olarak dünyayı yönetiyorlarsa ve bu İstanbul Levent'te benim kulağıma geliyorsa o 5 aile aptaldır dünyayı yönetemez. Benim genel Çok bakış açım böyle. Muhteşem bir bakış açısı. Bence de çok doğru bir argüman. Yani ben, bazı şeyleri ya bu kadar gizleyemezler ya da bu kadar ortalığa çıkmaması gerekiyor. Ben zaten de şöyle yani. bir ek yapmak istiyorum, katılıyorum arkadaşıma. Sen zaten gizli maddeler yapacaksan senin sözleşmeye ihtiyacın yok. Yani o zaman niye ya yani veya dünyayı yönetiyorsan lozanla evet. ne uğraşacaksın abi direkt? Evet. Kavu musun kardeşim ya? <laughs> yok yani. lozan mozan, siktirin gidin de sen zaten <laughs> erib evet diyecek o zaman. Evet. Aydın tamamlamak için yani Tabii bakıyoruz abi. abi, şimdi gerçekten elimizde yaklaşık yüzde yirmi beş ile kırk arası bir her, her şey ye daha kolay inanmaya eğilimli hani Güzel Türkçemizde saf diyebileceğimiz, Bence Türkçe'de olsun. yanlış olarak naif denen ama aslında naif olan Fransızca'da inanmaya daha eğilimli insanlar var. Bu insanları ne yapacağız? Bence o insanlar bir insanlar değil. Bir tanesinin ana öbürüne inanmıyor olabiliyor. Zaten veride de o gözüküyor yani. iddiaların tamamına katılanların oranı %27. Bu Türkiye çok yüksek genelinde. Abi. Yüksek. Ya, yani şöyle ama... Ne <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> abi kararsızların oranıyla aynı ya şu anda seçimlerdeki. <gülüyor> <gülüyor> Yok ikisi aynı... Arkadaş değil. Yani ee, toplumun %30'u yaklaşık, 3'te 1'i... Karar, kararsızların, kararsızların içinde bu oran %20. %20. Toplumun üçte biri bunlara inanma eğiliminde abi şimdi bu evet. korkunç bir evet. durum ya yani korkunç çünkü bu bir insanları değil. sen siyasetin demek ki siyasetin ve popülist siyasetçinin yaptığı bir şey bu yani yaptığı bir şey değil de ortaya koyduğu bir atmosfer. Bu da dış güçler demek gibi oluyor yani aslında yoktu da onlar yapıyor diyorsun abi demek ki ama herkesin bu ülke... böyle bir şeye inanma ihtiyacı var demin hani biraz güldünüz ya başarısız evet, yok. insan hikayesi <laughs> herkesin böyle bir hikaye ihtiyacı var ben niye bugün böyleyim şundan dolayı ben niye bugün yani tam tersi de yapılıyor tabii de. Yani ben niye bugün bu pozisyondayım, hayatımın bu evresindeyim, ah. bu becerideyim? Çok ilginç bir kırılım geldi şu anda. Ebru gösterdi. Aslında evet. tesadüfen gösterdi. Bu iddiaların tamamına katılan insanlar, bizim alanımız olduğu için beni çok ilgilendirdi. İddiaların tamamına katılanların kırılımını görüyoruz medya tüketimi açısından. Evet. A Haber izleyenlerin yüzde <laughs> 2018 itibariyle bu iddiaların hepsine birden katılıyor. Bu ATV'de %49'a düşüyor. TRT'de 44'e düşüyor. Zaten koyacağız tabloyu ama bak evet. şu ilginç bir şey. Şimdi Türkiye'de evet. medya ile geçirildi ya. Yani evet. A Haber, ATV, TRT, NTV, Show TV, Star, Kanal D, Kanal 7 bunların neredeyse hepsi aynı. Hı -hı. Hatta CNN Türkü de kat. Aslında başarılı olmuş o operasyon. Medya ile etkilenmiş halk. Tamam medya. Bu kırılım onu gösteriyor. E tabii tabii. Erdoğan başarıyor bunu. Erdoğan o negatif kimliklenme ve popülist tutumu kendi kendi lehine çalıştırabilen bir lider. Zaman içerisinde gücü ve bu kanalların başta A Haber, A TV Sonra diğer kanallar da iktidar söyleminin dışına çok çıkamaz oldular. Flu TV yok yalnız burada. E, asıl Beyaz TV yok. Şimdi <laughs> ben biraz daha aydından yanayım. Burada çok sert davranıyorsun. Bu tip şeyler hiç mi seni e, bazı haberler pozitif işte etkilemiyor? Mesela ben Melih Gökçek bu jelibon rezervini e, duyurduğunda <laughs> abi bu doğru mudur, yanlış mıdırdan ziyade bir an için düşünsene yani iyi hissediyorsun abi 5 saniye, 10 saniye jelibon rezervi olsa. Ben kapatmalarla önemli fena bir mı? şeye, önemli bir şeye gelmek istiyorum. Biraz da hani ne bileyim aklımızca uyarı niteliğinde. Zaten işte mesela kompletörisi raporunu yazarken Tate Ork var ya onlarla evet, da çalıştık. Çok onların da bir yorumu, ya. evet biz de çok iyi anlaşız. Orada bu, bu raporda onların da bir yorumu, onların da bir bölümü var bizim verilere bakarak onların oluşturduğu. Burada tabii sosyal medya dediğiniz hikayeden sonra da bir durum ortaya çıktı. Şimdi eskiden bir kanala yönlü, biraz kutuplaşmış bir A Haber, ATV izleyicisi konfor alanında tutuyorsa bırakıyordu. Gidiyordu A Haber'de ne deniliyorsa inanırım demeye getiriyordu büyük bir ihtimalle. Ama şimdi sosyal medya diye bir şey çıktığında bu sefer her yönden tuhaf tuhaf komplo teorileri var ve her şeye inanma eğilimimiz de var. Burada önemli olan esasında herkesin yapması gereken eğitimli de olsa, eğitimsiz de olsa bunu idrak etmesi çok önemli herkesin. Kendi akvaryumunda, kendi bubble'ının içinde kalmayacaksın bilgi akışı anlamında. Yani sen sadece o algoritmaların önüne getirdiği bilgiye dayanarak hayatı yaşarsan ve toplumu anlamaya ya da siyaseti anlamaya çalışırsan e işte böyle olur. Kontoryuma bile inanırsın. Seni durdurmak zorundayım. George Soros mesaj attı. Bu programı yayınlamayın diyor. Abi ben George abiyle konuşurum. Benle arası <laughs> iyidir. Uganda operasyonunda <laughs> beraber çalıştım kendisiyle. <laughs> Evet Aydın Bey, Ebru Hanım, Mustafa Bey hepinize teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür program lava edilmiştir çünkü. Teşekkür <laughs> 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 Niye? Dedim ya oğlum Soros istemiyor işte şey uzatmayın yani. yani. Aydın Bey sizle yaptığımız sözleşmenin gizli maddeleri de lütfen de. Neyse esasında artık. bu Soros hikayesi dalga geçiyoruz <laughs> ama Soros'la teması var diye içeride yıllardır <laughs> evet. yatan insanlar var yani evet. hani. Tabii yani Soros yüzünden değil o orada başka. Soros beni yüzünden. aramadı bu arada ama ararsa Ya bırak. Memnuniyetle açarım. <laughs> Peki Aydın Bey yani seçimden evet. önce bir program yapabilecek miyiz? Yaparız yaparız. Seçim gecesi canlı yayın yapabilecek miyiz? Seçim gecesi canlı yayın yaparız ya. Yani hani bizden ne bekliyorsunuz? Ne noktada yapacağız? Hani sonuçlar açıklandıktan sonra ortalıktan yok olmamız gerekir mi? Şöyle, Falan şöyle filan yapacağız. <laughs> bir tarafa sizin sonuçlarınızı koyacağız. Bir tarafa da gerçek sonuçları. Sizle olay edeceğiz eğer tutmazsa. Bir, bir tane seçim. Biz siz alay edin <gülüyor> <gülüyor> ya da yani. Bizi katmayın işin Benim içine. Benim işim var be veya hafta <gülüyor> <günü>. <gülüyor> veya. Peki Aydın görüşmek üzere. Çok görüşmek teşekkür, teşekkür, üzere. teşekkür. Teşekkür ederim. umarız Gayet eğlenceliydi hemen kontoryum toplamaya gidiyorum Kontoryum bitmiş o muydu acaba? <laughs>